biraz matematik bilgilerimizi hatırlayalım. Şöyle bir pizzanın olduğunu düşünelim. Ben sizden 1/4 dilim pizza istiyorum. Ne kadar bana verirsiniz? Nasıl hesap ediyoruz? Bunu 4'e bölürüz. 4'e böleriz. Ve şurasını aldığımız zaman burası 1/4 dilimdir, değil mi? Burayı da eğer yersem ben 1/4, 2/4 yani yarısını yemiş olurum. Burayı da yersem. Eğer 3/4 pizza yersem ne demektir bu? Bir parçasını daha alırım. 3/4 dilim pizza yemiş olurum. Peki bunu bardak olarak hesaplarsak, ben sizden diyelim tarifte ne yazdım? 3/4 bardak sıvı yağ dedim. Siz ne yapacaksınız? Sıvı yağ. Ne kadar koyacaksınız? 3-4 bardak arası sıvı yağ mı koyarsınız? O zaman kekimiz yağ içinde yüzecek demektir. Hayır, ne yaparız? Bir bardağın 250 mililitrelik bardak kullanıyorum ben her zaman. Bunun 3/4'ünü istiyorum. Önce ne yapacağım? Ne yapmıştık pizzada? 4'e bölmüştük. Aynen onu da bu şekilde. Önce 2'ye bölüyorum. Bu nedir? Yarım bardak sudur. Ben bunu nasıl yazarım mesela tariflerde? 1/2 bardak sıvı yağ derim. O zaman burasını alacağız demektir. Ama ben 3/4 istiyorsam ayırdığım zaman şurasını bana şu kadar sıvı yağ koyduğunuz zaman 3/4 bardak sıvı yağ edecektir. Çok mu karışık oldu? Aslında değil. 3/4 bardak sıvı yağ. 3/4 bardak dediğimiz zaman 3-4 bardak arası sıvı yağ eklemiyoruz keke. Devi.com mutfağındasınız. Daha fazla tarif için ve bu ölçülü 3/4'lü bardaklı sıvı yağlı keklerimden yapmak için kanalıma üye olun.